Merhaba arkadaşlar, Gübre Çenli'nin yazına hoş geldiniz. Sabah saat 10.30. 10.30 neredeyse, evet, ben alışverişe gittim geldim. Birkaç defa alışveriş etmedim ya. Bakın, paylaşım yer aldım. Ekmek aldım, siyah ekmek aldım bu sefer. Marul aldım. Tereyağı aldım. Bu ter, bunlar normalde 2 euroyu geçkin oluyor. 1.59'a düşmüş. Birinde 2 tane aldım. Yoğurt aldım. Normalde de ömür yoğurdular artık. Kendime çilek aldım. Yoğurdumun içine katmak için. Bakın incirler gelmiş böyle. İçi bademli. Deneyeyim dedim. Böyle havuçlar küçük küçük yemek için, elde yemek için. %30 ucuzlanmış. Normalde 99 cent, yani 1 euro 70 cent. Her zamanki gibi tost ekmeğimiz. Makineme temizlemek için, bunları ayrı makineyi çalıştırmıyor musun makinenin için temizlemek için? Direkt bulaşığın içine atabiliyorsun. Salatalık. Ne öldü salatalıksız. Hazır böyle bir tane pasta kek aldım. Normal ekmek. İlkay da arkalarda. Bakın benim gelin de bugün burada. Merhabalar. Çabuk geldin. Sadece normal ekmeğim geldim. Başka bir şey yapmadım ki. Bresi aldım. Yükel diyecek ki ya bu niye yanlış 5 tane gösteriyor? Görmek istiyorlar. 5 tane süt aldım. Başka ne almışım? Aa, sen kahve yap bize, kahve. Aynen, kahve içelim. Mozzarella, peynir. 500. Bunlar Türkçe ne? Po. Po. Bilmiyoruz. Fındık fıstık. Fındık fıstık. Fındık fıstık. Evet, alışverişler bu kadar. Gerisi süt, hem de çöp. Çöp poşeti aldım. Bu kadar. İlkay video yapıyor bizim kanallarımız için. Çocuk kanalları üretmeye çalışıyoruz yeni yeni. Onu sonra anlatırım artık. Daha yeni böyle yapımda. Yani onun için artık bundan sonra sabahları bizim evde görünecek. Kendime çeki düzen verdim. Duşumu aldım. Evlerimi temizledim. Biraz toparladım. Ve öyle geçtim. Şimdi kameranın karşısına bakın. Eyeliner sürdüm. Yani sürme sürdüm gözlerim üzerine. Çünkü kirpiklerim düştü ya artık. Kirpiklerim az olunca çok çirkin oluyor benim, çok az olduğu için. Demiştim biraz ara vereceğim diye. Yani eyeliner süreceğim bundan sonra. Yoksa çok çirkin duruyor. Bugün ne giymişim? Bugün kazak giydim ve uzun bir etek böyle. Kadife mi deniyor bunları, ne diyor? Kort mu deniyor? Uzun. Onu giydim. Bunu şeyden almıştım, yine Sütrol'den almıştım bu eteği gittiğimizde, kızak kaymağa gittiğimizde. Daha giymedim. Kiloyu ne zamandan beri almışım, nereden belli biliyor musunuz? Bu eteğin belinden. Bu etek orada denediğimde tam oluyordu. Şimdi dar geliyor. Düğmesi kapanıyor ama bayağı dar kapanıyor. Yani anladım ki kilo almışım. Neyse, dikkat edeceğim demiştim yiyeceklerime. Şimdi ne yiyeceğim? Bakalım, saat 1'i çeyrek geçiyor. Böyle bir semi, folkorn biraz karışımı. Ama tam folkorn değil yani. Biraz zeytin. Bu balığından var. Biraz daha kalmış. Ne diyorlardı? Sumun balığı. Ondan koyacağım üzerine. Zaten benden başka kimse yemiyor bu balığı. Evet, bu ilk öğünüm bugün. Bana afiyet olsun. Şimdi ben bugün daha çayımı yapmadım biliyor musunuz? Yani çayımı yapmadım. Şimdi çay arıyorum burada. Yeşil çayım kalmamış. Limon da almaya yine unuttum. Burada 2 paket yeşil çay buldum. Şimdi bakıyorum çayların içinde, bir karıştırayım şöyle. Hangi çayı kullanabilirim yeşil çay yerine? Schlank und fit tea. Zayıflama çayı söyledi. Fit kalmak içinmiş. Bu da fasting tea. Bu da oruç çayı mı deniyor acaba? Fasting oruç demek aslında. Şimdi bunları karıştıracağım. İki böyle, iki böyle. Bunlar da aradan çıksın. Yo, vazgeçtim. Durun. Şunu almayacağım içine. Onun yerine ingwer citrone. Bunun içinde ingwer var zaten ya. Şu ingwer'in türü, Türkçesini aklımda tutamıyorum işte. Heh. Zaten limon varmış. Bu çayı alayım. Bunlar da aradan böyle gitsin. Yarın artık tekrar gider alırım limon falan. Limonun suyu katacağım yine. Ne öğrendim biliyor musunuz? Bu su kaynatma şeyi var ya. Bunun adı kettle. Kettle mi Türkçe'de? Geçen birisinin videosunda duydum. Bunun sesi geliyor arkadan. Çeşmede bulaşıklarım duruyor. Bugün sabah kahve bulaşıklarımız. Bak, birbirini almışız. Fincanın birbirini almışız. Makineye koyamıyorum çünkü makine bulaşık yıkıyor daha. Başka bulaşıklar var. Önemli olan bence 2 litre içmek. Çay çaydır. Ama tabii yeşil çayın daha başka etkisi var. Bu bir demlensin. Dün yattım. İnanır mısınız? Saat 11 miydi neydi, dizime bakıyordum. Bir karnım acıktı, bir karnım acıktı. Sormayın, bir karnım acıktı. Ama kalkmadım. Su götürmüştüm yanımda. Su içtim.
Bugün yemek yapmayacağım. Dünkü vlogumu görenler biliyor. Dün patatesli tavuk falan yapmıştım. Pirinç pilavım var. Cihan falan yemedi dün. Benim güzel çocuğum gitmiş Adana yemiş dışarıda. Adana can istemiş de. Robot da dedi yeriz dedi. Yemek var zaten yeter dedi. Cihan da dedi ben yerim. Onun için bugün yemek yapmayacağım. Dünden yapılanlar yensin. İsraf olmasın. Çayım demlendi. Zencefil kokusu. Ha. İngiliz'in Türkçesine baktım şimdi Google'den. Tercümeden zencefil. Bir dahakine inşallah unutmam. Zencefil kokusu var. Evet. O çay vardı ya zencefilli limonlu çay içinde. O kokuyor şimdi. Limonunu katalım. Taze limon yerini tutmaz ama. İdare edeceğiz artık. Unutkanlığın cezasını çekeceğiz. Sodamızı. Çayımız hazır. Her defasında niye gösteriyorum? Çünkü bu videoları görmeyenler oluyor, merak edenler oluyor. Her defasında gösterdiğim zaman hiç yoktan böyle videoların başlarında görürsünüz nasıl yaptığımı. Şimdi çorba yapıyorum arkadaşlar bakın. Çorbayı niye yapıyorum biliyor musunuz? Biraz önce challenge yaptık. Bizim Family Fun Alman kanalımıza robotlar ikimiz dışarıda karda yürüdük çıplak ayaklarla. Dedik çorba challenge'i kazanan hangi çorbayı yiyeceğimizi karar verecek. Mileye de çorba istiyordu. Robot bu çorbaya karar verdi. Şimdi bunu yiyoruz. Yani bunu yiyoruz dedim bunu yapıyorum bunlara. Yani Mileye yiyecek daha doğrusu. Ve 2 saat burada bir çocuk dergisinden bizim burada. Çocuk dergisinden bir bayan geldi. Biraz resim çekti. Biraz reportaj yaptı. Çocuk dergisi için ama. Baban güzel çorba seçmiş mi? Babamız güzel çorba seçmiş. Hala bu Mileğin referatınla uğraşıyorlar. Bu plakatınla. Dünkü videoda gördük onu. Gestern'in videosu. Onunla uğraşıyor. Ben şimdi çorbayı yapacağım. Ben daha hiçbir şey yemedim. Hiçbir şey yemedim daha kahvaltıdan sonra. Ama yoğurt yiyeceğim şimdi. Bugün çilek almışım. Ben bu çileği gösterdim mi size? Başta. He unuttum mu yoksa? Çantanın içindeydi ama çilek aldım. Harbi çilek mevsimi değil. Komşular geçiyor. Allah'ım. Komşular içeri baktıkça ben şu şey kepengleri indireyim bari. Şimdi yoğurdumu hazırlıyorum. Yoğurdumu yiyeceğim. Acıktım ya. Midem kazınmaya başladı. Ama yemekten önce yine geç yiyeyim biraz. Bugün geç başladım ya yemeğe. Çorba pişiyor kızım. Bu yoğurt. Bu gri şişe yoğurt dedikleri yoğurt. Şekersiz. Bunun için hep her zamanki gibi bundan katıyorum. Birazcık tatlansın diye. Böyle ekşi yoğurt sevmiyorum. Biraz. Biraz. Çok koydum. Çok koydum. Yemeğimizi de koyalım. Ve çileklerimi doğruyor içine. Ay kazık gibi çilekler aslında. Mileytemin dedi ki anne şekerle yiyeceğim dedi. Ona biraz şeker verdim. Onunla yedi. Ama bu yeşil yerlerini yemeyeyim bari. Ben başta annemin tartısıyla tartılmıştım ya bir hafta sonra. Ya bir hafta sonra demeyeyim 5 gün sonra cuma günü diyorum gideyim annemin tartısında tekrar tartılayım. Aynı tartıyla. Karnım mı acıktı? Karnım mı acıktı? Ne dedin kız sen? Sus sosis. Sus sosis mi dedin? Benim kızım derslerini yapıyor şimdi. Sosis. Ne? Karnım mı acıktı? Ne oldu? Şimdi senin karnın acıktı. Ne bu ya? Milleti doyurmakla kendini doyamadım. Kira burada. Ha? Kira. Seni göremiyorlar kızım. Ha? Senin de mi karnın acıktı? Evet akşam oldu değil mi? Yemek zamanı. Dün gece 12'de inanır mısınız? Kedi beni yatağımdan kaldırdı. Yemek verdirdi kendine. Bir miyavlaması vardı. Robot bürosunun kapısını kapattı. Benim yatak odasının kapısı biri açık duruyor devamlı. Çünkü oraya internet çekmiyor kapatırsam. Yatak odasına girdi. Öyle bir viyaklıyor ki. Yani miyavlamak değil. Evin böyle evin içinde sesleri duyuyor. Aşağıdan yukarıya kadar. Kalktım 12'de yemek verdim. Yani bizim kedimiz böyle. Cihan bugün okuldan geldi. Yemeğini yedi. Hemen yattı. Hala uyuyor. Hala uyuyor. Sinemaya gittiler. Geç geldi. Ne olacak? Uykusunu alamadı. Şimdi bunlar çorbalarını yediler. Babasıyla Miley. Bu domates çorbasını. Ekmekle yediler bir de. Karnları doydu tabii ki. Biraz önce Instagram'a resim attım. Sonra böyle Instagram'da dolaşırken birisi buraya semaver resmi koymuş. Çok güzel. Mulex'miş. Mulex semaver. Sizin bilginiz var mı? Nasıl? Güzel mi? İyi mi? Görünce böyle çok canım istedi. Alsam mı acaba diyorum. 100 euro. 100 euro da az para değil.
böyle görünce canım istiyor. Bakıyorum sofralarına. Ay çok güzel yakışmış. Ben de mi alsam diyorum. Bir de diyorum ki ya bizde çok çay içen yok. Şimdi ben bunu alırsam içilir mi, içilmez mi, kullanılır mı, kullanılmaz mı? Ama çok çok hoş. Aranızda semaver kullanan var mı? Kullanışlı oluyor mu? Yıkaması nasıl oluyor? Ben böyle şeylere de çok dikkat ediyorum ya. Tamam, bir şeyin görünüşü güzel de sonra çok iş oluyor. Kullandıktan sonra onu yapacağımı diyorum. Normal çaydanlıkla yaparım. Ama tabii ki görünüşü, sunumu daha bir başka semaverin. Ona bir şey diyemem. Görünüşü çok güzel. Yani işte semaver dedim, aranızda kullananlar var mı bir sorayım dedim. Belki vardır. Bana bir yorumlara yazarsanız memnun olurum. Siz ne düşünüyorsunuz bu semaver konusunda? Ve bugün videomun altında çok selam isteyenler var benden. Biliyor musunuz? Tabii ki bir videomda, önceki videomda selamladım ya. Onun için tabii ki görenler onlar da istiyor. Şimdi dedim bu videomda da bir selamlama yapayım. Tabii iyice çok çoğaldığı zaman yetişemem ama şimdilik daha azız. Böyle selamlamadan geçmeyeyim. Buradan birinci selamım Tuğba Yılmaz'a. İkinci selamım Hannes Welt. Salzburg'daymış. Bir bayan yazmış. Rusya'ya selamlar dersen yeter demiş. Evet, buradan Rusya'ya da selamlar. Meryem Savast. Buradan ona da çok selamlarımı gönderiyorum. Ve Zehra Çiftçi. Ona da buradan selamlarımı gönderiyorum. Arzucan Kuzey. Buradan ona da selamlarım gelsin. Ayla Durmaz Hanımefendi'ye de selamlarımı gönderiyorum. Ve Eda Turan. Ona da selamlarımı gönderiyorum. Sonra Gülcan'a da buradan selamlarımı gönderiyorum. Ve Deniz. Deniz Selen yazıyor. Ona da buradan çok selamlarımı gönderiyorum. Evet. Birkaç soru gelmiş. Prank. Yani şaka diyorlar Türkçe'de. Bilmiyorum prankler nasıl geçiyor Türk videolarında. Bu soruya değinmeden geçemeyeceğim. Prank yapar mısın? Cihan'a prank yapar mısın? Mile'ye prank yapar mısın? İşte hamileyim diye prank yapar mısın? Birincisi, ben hamileyim diye prank yaptığım zaman kimse inanmaz bana. Ölseler de inanmazlar. Yere yatsam da inanmazlar. Resim getirsem de inanmazlar. Çünkü artık arkadaşlar belli, ben bu yaştan sonra torunum olacak. Çocuk istemiyorum. Allah'ım. Böyle dilimi sıyırıyorum. Hiç böyle olmuyor. Böyle hiç yapmam olmaz diye şeyler de insan başına geliveriyor da yani. Ama Allah'ım olmayanlara versin inşallah. Onların yüzünü güldürsün. Benim 3 tane çocuğum var. İkincisi, Mile'ye Cihan'a prank diyorlar. Ben bu kanalımda prank yapmak istemiyorum daha doğrusu. Neden mi diyeceksiniz? Benim bu kanalım annelere, ailelere, benim yaşımda bayanlara veya genç kızlara veya anneannelere veya babaannelere. Yani onun için prank, yani bilmiyorum, yakışmaz zannediyorum kanalıma. Siz gene de bir yorumlara yazın. Bakın, her şeyde sizin fikrinizi almaya çalışıyorum. Yine de kendim karar vermek istemiyorum. Sonuçta videolarıma siz bakıyorsunuz. Yani sizin beğenmeniz çok önemli. Tamam, bak, Family Fun Alman kanalımızda yapıyoruz. Niye yalan söyleyeyim? Yapıyoruz çünkü o kanal zaten bir kere öyle kuruldu. Challenge'lerle, yarışmalarla, oyunlarla. Yani öyle kurduk o kanalı. Ama bu kanalın biraz bir anlamı daha değişik. Onun için diyorum, bilmiyorum, ben öyle diyorum ama yine de sizin yorumlarınızı alayım, sizin fikirlerinizi alayım. Ona göre bakarız yine de davranırız ama Mileğime prank yapmak istemiyorum. Yani korkutmak, yani çocuğumu kandırmak istiyorum. Daha küçük o. İşte birkaç Family Fan'da yapmıştık bu prankleri. Tamam, zarar görmez. Tabii ki o da biliyor şaka olduğunu ama yani bilmiyorum, Cihan'a olabilir ama bu kanalımda değil. Yine de sizin yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi karnım acıktı. Saat 7'ye 5 var. Ne yiyeceğim? Yemeğim dünden. Tinky vlogumu bakanlar biliyor. Bugün ama son bitti artık. Ben niye böyle ayrı yiyorum? Çünkü ara öğünü yedim. Robot'la Miley de dediğim gibi çorbalarını yediler. Çok az bundan yediler. Diyet yaptığım zaman işte bazen böyle benim bir karışıklarım oluyor. Ben geç başlıyorum yemeğe. Bugün 1,5 muydu başladığımda? Kaçtı bak, unuttum. 1,5'tu. 1 miydi? 1'di. Allah'ım, bak karıştırdım yine. Neyse, bu videoya bakarım şimdi. Ne zaman çekmişim? Yani bugün 9'a kadar aslında vaktim var yemeğe. Bir de başladığımda 9'a kadar yiyebilirim. Bugün sizlere akşam rutinimi yapacağım. Çok mesajlar geliyor. Aynur abla, bir akşam rutinini gösterir misin? Yüzünü neyle temizliyorsun? Nasıl temizliyorsun? Hangi kremi kullanıyorsun? Aslında benim böyle bir başkaları gibi bir oturmuş rutinim yok. Bazen canım istiyor temizliyorum cildimi. Bazen istemiyor, temizlemiyorum. Ama yaptığım zaman da nasıl temizliyorum sizlere bir göstereyim. Ama burada yapacağım. Bu masanın üzerinde göstereceğim. Benim banyom çünkü hiç güzel değil. Birkaç videomda göstermiştim, görünmüştü ama 80'li yıllarda yapılmış bu ev. Ev sahibi tamir yapmıyor, fayanslarını değiştirmiyor. Biz kendimiz ödeyelim dedim, istemiyor. Yani öyle süslü büslü banyomuz yok başkaları gibi. Onun için orada çekmeyeceğim. Buraya getireceğim malzemelerimi, size göstereceğim rutinimi. Ay,
Kahramanmaraş tarafa çevirdim. Dedim yukarıdan malzemelerimi getireyim de şu yüzümü temizlediğimi göstereyim diyordum. Robot da bana diziyi açtı gitti. Ben beceremiyorum açmasını. Ona daldım burada. Niye bizim Türk filmleri böyle acıklı oluyor? Niye acıklı yapıyorlar, bu kadar sahneleri var ya? İçim kıyıldı. Acayip içim kıyıldı bu 46. bölüme kadın çünkü. Robot diyor ki sizin bu Türk dizilerinde niye bu kadar ağlıyorlar? Niye bu kadar acıklı yapıyorsunuz? Yapıyorlar her şeyi diyor. Ne bileyim ben. Biz böyleyiz işte. Biz acıklı şeyleri çok mu seviyoruz acaba? Akşamları yatarken rutinini böyle makyaj rutinini veya yüz temizleme rutinini böyle oturma odasından gösteren ilk bayan benim herhalde. Millet banyoda yapar. Ben de burada yapacağım. Olsun. Yüzümde fondöten olduğu zaman temizlemek için bunu kullanıyorum. Shiseido'nun bu Ibuki'ymiş. Bilmiyorum. Bayağı oldu bunu alalı. Pahalıydı biraz. Onun için her zaman kullanmada kıyamıyorum daha doğrusu. Yüzüme tabii ki fondöten kullanmadıysam o gün, sadece krem vardıysa, sadece bu Lancome'un bu suyuyla temizliyorum. Bu 23.95. Ben %20 indirimle alıyorum bu drogeriden. Mileyin tokasını buldum. Mileyin tokasını takayım bugün de yüzümü, cildimi temizlemek için. Şöyle. Heh, bak. Güzel oldu. Ay ne kadar çirkinim. Neyse. Bu fırçayı aldım. Bu da Shiseido'nun. Ben bunları bir videomda göstermiştim aslında. Bu fırça. Şimdi buradan birazcık alıyorum. Buraya böyle koyuyorum. Fırçayı, suyum da hazır. Böyle nemlendiriyorum. Yani ıslatıyorum daha doğrusu. Bunu böyle köpürtüyorum güzel bu elimin üzerinde. Böyle. Sonra böyle güzelce fırçayla temizliyorum. Küpeler olmadı şimdilik. Allah Allah. Yarım yamalak iş yapan bir bayan da varsa o da benim herhalde. Heh. Şimdilik devam. Ayna bile kullanmıyorum. Bakın kameranın önünde. Güzel böyle. Fırçalıyorum. Neye benzedim? Ya. Neyse idare eder. Bakın gördünüz mü fondöten nasıl çıkıyor? Böyle yaptıktan sonra ıslak bir havlu alıyorum. Islatılmış bir havlu. Bu havluyla böylece yüzümdeki fondöteni, pisliği alıyorum. Kirpiklerimi yaptırdığım zaman bu kirpiklerime genellikle yani hiç bir içinde yağlı yağ olan bir madde kullanmıyorum. Bunun içinde mesela yok. Kirpikleri o zaman döküyor. Şu an aslında dökülmesini istiyorum artık çünkü birkaç kaldı. Sadece çok çirkin duruyor. Bu fasıl tamam. Sonra arkasından bundan böyle sıkıyorum tekrar. Ve bundan şimdi üzerinden temizliyorum tekrar. Bakın bu da geri kalan pisliğini alıyor ve aslında dediğim gibi gözlerime değirmiyorum ama artık şu kirpikler gitsin, tek tük kalanlar ve üzerindeki eyeliner gitsin. Aslında cımbızla şu kirpikleri kendim çekeyim diyorum ama korkuyorum bir yandan da çekmeye. Bir aynaya baktım geldim hemen. Tam çıkmış mı diye. Burada kameradan görünmüyor. Ve üzerine kremimizi. Bu sadece nemlendirici. Bunu da ben yine Sütro'dan almıştım. O zaman bavulumu unuttuğumda. Douglas'ın Aqua. Bilmem neymiş. Bakın Aqua Focus. Bu da ucuz değildi. 20 euroya geçkin bu krem. Öncesi La Roche muydu? Neydi? La Roche. O bitti. Böyle bunu da kullanıyorum güzel. Gözlerime ayrı krem falan kullanmıyorum. Göz altlarıma daha doğrusu. Bu bana yetkin nemlendirici. Öyle fazla içinde maddeler istemiyorum. Böyle işte yaşlandırmaya önleyici bilmem ne. Biraz hülerum mu ne diyorlar. Ondan olursa da fark etmez ama fazla da içinde besleyici olduğu zaman bu besleyiciler benim maalesef yüzüme sivilce yapıyor. Böyle boyun altlarımda bunu sürüyorum. Ve böylece tamamdır yatmaya hazırım. Saçlarımı da örüyorum. Güzel şöyle arkadan. Ondan sonra tamamdır. Bu benim fondöten olduğu zaman yüzümde ki rutinim. Böyle yapıyorum. Bununla yapıyorum. Ama fondötenim yoksa sadece bununla temizliyorum ve bu kremi sürüyorum. Bu kadar yani. Fazla bir şey yok. Yarın yine bir vlog gelecek. O zaman da size sabahki rutinimi göstereceğim. Nasıl yaptığımı. Ve günlük makyajımı göstereceğim. Gençler aslında makyajları daha güzel yapıyor ama
bir de bizim yaşımızdaki bayanlar nasıl yapıyormuş? Bir görün değil mi? Görsünler. Buradan bakan gençler, bakın bakalım yanlış bir şey yapıyor muyum? Bana buradan biraz fikir verin değil mi? Birbirimize yardımcı olalım yani. Sizin sayenizde bugün erkenden makyajımı sildim bakın. Gördünüz mü? Rutinimi göstereyim derken tertemiz oldu, yüzüm oturdum. Aslında vlogum bitiyor, ondan sonra yapıyorum ya. Ama iyi oldu böyle. Saat 8 oldu. Aslında 9'a kadar yeme vaktim var bugün. Ama çok çok doluyum. İnanır mısınız? Öyle bir doluyum ki şu an yemekten. Ve bu çay da insanı şişiriyor yani. Su sonuçta midesini dolduruyor insanın. Bir bardak kaldı ama bilmiyorum onu yatarken içer miyim içmez miyim şu an. Böyle bir tiksindik. Ne yalan söyleyeyim. Çok içince de. İçinde bir de zencefil var ya, o zencefili hiç sevmiyorum. Yeşil çay limon olunca idare ediyor da o zencefil ne bileyim hiç benlik değil. Mine de yukarıda babasıyla odada, odasında oyun oynuyorlar. O da şimdi yatacak. Onu yatırayım. Ondan sonra dizimi bitireyim. Bugün ben de yatayım artık. Evet arkadaşlar. Bugünkü vlogum bu kadar. Bu kadar oldu. Fazla yok. Fazla bir şey olmadı. Umarım vlogum hoşunuza gitmiştir. Ve kanalıma tabii ki abone olursanız sevinirim ve bir dahaki vlogumda görüşmek üzere. Hoşça kalın.